bak arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum. Birer elçidir aslında zabıta. Yani sokakta, parkta, meydanda yaptığı iş veya işlemlerle, eylemlerle aslında bir yönüyle de elçidir. Ve dünyaya mesajıdır ülkemizin, şehrimizin. Bu bakımdan her anınız, her duruşunuz çok çok değerli, çok çok önemli. Ben bu yönüyle ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla kadın çalışan konusu sadece bir toplumsal gereksinim değil, aynı zamanda toplumun da yansıması anlamına geliyor. Bu bakımdan eğer zabıta eşittir erkek çalışan gibi bir algıyı oluşturursak aslında Türkiye'nin de bu anlamda hak ettiği yeri göstermemiş oluruz. Bu anlamda gerçekten şunu ifade edeyim ki bundan sonraki kadro oluşumlarında, memur alımlarında gerçekten öncelikli bir kadın çalışan ekleme konusunda bir tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu oranlar çok düşük. Yani öyle %7-8-6-9 hele hele zabıta kavramında çok düşük yani. Bu çok net. Bu tarafını önemsiyorum. Birkaç şey daha söylemek istiyorum burada. Zabıta aynı zamanda bence eğitimci. Yani yıkıyoruz, yapmıyoruz gibi ama aslında yapılıyor tabii. Ama daha fazla eğitici. Yani bir sorunu ortadan kaldıran değil, bir sorunu kalıcı bir şekilde çözüme kavuşması noktasında da en etkin davranan kurum olmalı zabıta kurumu. Yani biz kaldırdık, bu iş sosyal hizmetlerindir. Biz kaldırdık, bu iş imarındır. Veya bu dememeli, sürece dair takipçi soru. Yani bu hem işini kolaylaştırmak bence hem de gerçekten bu anları birebir yaşayan, bu duyguyu birebir hisseden ekip olarak belki de işin maneviyatını, duygusal tarafını, toplumsal tarafını daha iyi içselleştirip çözüme kavuşturabilecek tecrübelere sahip zabıta ekibi. Yani biz dilencileri kaldırmakla yetinmemeliyiz. Ya da sokakta kalan vatandaşlarımızı alıp bizim ağırladığımız, konuklattırdığımız yere getirmeyle yetinmemeliyiz. Ya da bazı işleri ya da meslekleri yapan seyyar satıcı ya da kafasına göre işte şu bu demeksizin işte yolda su satan veya işte çiçek satan insanları nasıl disiplin edebiliriz? Nasıl hayata kazandırabiliriz noktasında bu işi yapan diğer birimlerimizle yine bir ortak masa, ortak akıl tarafında mutlaka zabıt olmalıdır. Çünkü onları en fazla dinleyen, onların daha çok nerede yaşadığı konusunda deneyimleri olan, beklentilerini, reflekslerini gören, iyi niyet ya da iyi niyet olmayan tarafını gören yine bu birebir deneyimlemeye en fazla sahip ekibimiz zabıtamız. Dolayısıyla bu konuda da çok etkin bir rol almalı bence zabıta daire başkanı. Yani sadece diğer birimlere terk edilen bir durumu çok makul görmüyorum. Evet, eğitici, süreçlere çözüm üreten, yeni fikirler ortaya koyan, yani yaptığınız öneri veya başka önerilerle beraber süreci toparlamalısınız diye düşünüyorum. Burada bazı birimlerle olan ilişkiyi çok sıkı hale getirmek lazım. İşte Boğaziçi İmar dediniz, imar var, işte sosyal hizmetler var ya da başka bilemiyorum. Ama bu eşleşmeleri genel sekreter yardımcılarımız düzeyinde, belki genel sekreterimizin koordinasyonunda biz nasıl çalışabiliriz, daha etkin ne yapabiliriz? Yoksa yazı yazdım git yık. Yani değil de başka bir boyutuyla bu işi ele alabilir miyiz? Farklılık yaratabilir miyiz diye
düşünmek daha insancıl çözümlere sebep olabilir. Ben her zaman mesela bu sürecin belki iki tarafında da bulunarak hayata hayat tecrübesi elde etmiş birisi olarak hep şöyle derim mesela. Ya önce uyarmak ve yol göstermek çıkması. Buna bir metot bulunmalı. Evet, bu her zaman aynı iyi niyeti taşıyan bir düzeni olmayabiliyor toplumun. Ama gerçekten bunu zorlamalıyız. Yani buna özel yöntemler belirlemeliyiz diye size iletmek istedim. Çünkü işte masa işgali, restoran işgali, o, bu, şu veya işte bahsettiğiniz çok önemli bir konu ki bizim büyük fırsatlar diye bakabileceğimiz gayrimenkullerimizin değerlendirilmesi, işgaliyeler. Yani İstanbul'da bugün ben size söyleyeyim, yani şöyle yuvarlak bakıyorum. Bugün 100 gelirimiz varsa yarın 1000'e ulaşabileceğimiz, hatta daha da ötesine, yani tahmin edemeyeceğimiz kat sayılara ulaşabileceğimiz gelirlerimizin saklı olduğu bir alan var orada. Ve tümüyle burası suistimal. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Efendim aynı ailenin 20 tane simitçisi var. Bunlar dedikodu ya da gerçek. Siz daha iyi biliyorsunuz. Biz bazı uygulamalarda şöyle bir hesap edelim. 20 bin insanı mutsuz etsek 15 milyon 980 bin insanı mutsuz etsek mi doğru? Ya da tam tersi 20 bin insanı mutsuz ederim, 15 bin 980 bin insanı mutlu ederim daha mı doğru? Bu kadar net bakacağız ona. Yani o 20 bin insanı bertaraf etme çabasında da değiliz. Yol göstererek, akıl vererek, zamana yayarak ve günün sonunda o sistemi bir adalet terazisiyle yöneterek çözüme kavuşturmalıyız. Demiyorum ki sizde bir günde, bir haftada, bir ayda toz duman edin, tufan edin ortalığı. Hayır. Vicdanımızı göstererek ama bir sürece yayarak, makul, çok da uzatmadan, laçkalaştırmadan ve şeffaf. Milletin de gözüne koyarak, önüne koyarak, yani biz ne yapmak istedik, ne yaptık, nereye vardık ya da nereye varmak istiyoruz. Dolayısıyla ben dediğiniz gibi toplumun vicdanını temsil eden bir belediye başkanı ya da bir belediyeci ne yapmak ister? Evet, gerçek mağdur insanlara bu tür alanları kullandırmak ister. Kullandırtalım ama orayı birilerinin mafyacılık oynayacağı yerler haline getirmeyeceğiz kardeşim. Bu kadar ne? İstanbul'u kimsenin işgal etmesine ama bir meydanını, ama bir sokağını, ama bir otoparkını, ama bir parkını müsaade etmeyeceğiz. Geçen söyledim, yine söyleyeyim. İstanbul 1922'de işgalden kurtuldu. Ondan sonra hiçbir işgale ama bireysel, ama kurumsal, ama işte birkaç kişinin organizasyonuna müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda kararlı olacağız. Tümüyle de bu kararlılığımızı 16 milyon insanın vicdanına servis edeceğiz. Göstereceğiz bu alanları. Gizlimiz saklımız yok. Hele hele bu alanlarda hiç gizlimiz saklımız yok. Özellikle bu sokakta kalan vatandaşlar ya da çocuklar ya da işte dilenciler kısmı gerçekten şehirlerin yani böyle vicdanını sızlatan şey anlamında demiyorum. Vah vah diyoruz ama çoğu vah vah olmuyor. Ama bir yönüyle de gerçekten şehir görüntüsünü dibe vurduran görüntüler. Buralara da çok akılcı, tespitli ve kararlı emniyet veya diğer unsurları da devreye katarak çözümler bekliyoruz. Bu AVM işine de bazı kalıcı işler düşünmek lazım. Gerçekten yani yürütme, yönetme, bakıyorsunuz işte adam haklı yani. Şimdi siz orayı bedava deseniz adam o zaman alışveriş merkezine kullanacak. Haklıysa hakkına göre süreç yönetmemiz lazım. Bu iş de zor bir şey değil. Yani belki UKM kararı, belki diğer unsurlar şöyle bir hukuki süreçleri tekrar bir gözden geçirip onlara da bazı fırsatlar yaratıp büyükşehir eliyle, hatta bu tür işleri bir sosyal sorumluluğa dönüştürüp AVM'lerin, hem sorununu çözelim hem sosyal sorumluluğa dönüştürelim,
her AVM birkaç kreşimi yapar yönetir bilemiyorum. Yani hem sosyal sorumluluğa dönüştürelim hem bu işi bir kesin çözüme kavuşturacak yol ve metotlar bulalım. Bu konu gerçekten şey, hani bazen anlamsız kararlar. Başta bu iş suistimal edilmiş, bedava. Yani yapamaz bedava desek de yapamaz yani. Cezasını ödemeye razı, kes cezasını, öde, devam et. Kes, öde, de. Bu da çözüm değil. O zaman bu işe bizim başka bir usul ve yöntem bulmamız lazım. Belki bunları bir çağırıp davet edip, bu veya bunun benzeri başka hangi sorunları varsa bir çek edip, işgaliyeler, şunlar, bunlar vesaireler, hatta bina içindeki işgaliler gibi, burada bir çözüm alanı oluşturup o çözüm alanını da bir sosyal sorumluluğa, yani içinde 100 bin metre kiralanabilir alan tanımlanmış ama adam onu 150 bine çıkartmış. Bugün yıkmaya kalksak başka bir travma. Bunu tadil etmenin ya da geçerli değilim ama en azından sürdürülebilir bir çözüme kavuşturmanın ve bunun bir sosyal sorumluluğa dönüştürmenin çok da yanlış olabileceğini düşünüyorum. Ha, çözümsüz bir taraf varsa hukuken gereği yapılır. O ayrı bir şey.